100 yıldır Karadeniz bölgesinde hemen hemen her yıl sel felaketi. Selin vurduğu Rize'de geçen yıl yine bu aylarda benzer manzaralar kaydedildi. Rize sele teslim olmuş, Çayeli ilçesinde iki yurttaş yaşamını yitirmişti. Yağış sürekli olacak fakat biz bunları insan eliyle afete dönüştürüyoruz. Türkiye'nin en fazla yağış alan ili Rize. Ancak denetimsiz konutlar, yollar, yapılar felaketlere neden oluyor. Dere yataklarındaki yapılaşmalar, yamaçlarda yapılan evler ve akabinde bu evlere yaptığımız gelişigüzel yollar. Bunlarla beraber yoğun bir yağış meydana geldiğinde bu tür olaylar kaçınılmaz hale geliyor. Vatandaş can korkusuyla yaşıyor. Baktım lan bas sallandı, sanettim zelzele etti. Buradaki duvarı yıktı. Uzmanlar derelere ve yamaçlara plansız şekilde konut yapılmasının yanlış olduğunu söylüyor. Yani zemin etüt raporları yapılmadan, denetimler yapılmadan bina ve yol yapıyor. Olumsuzluklar meydana getiriyor. Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Semih Hamza Çebi denetimlere dikkat çekti. İşte vatandaşa düşen görevimiz, eğer bir yerde bir yapılaşma yapacaksa bir mühendis getirmeden yol çalışması yaptırmamalı. Devletimize düşen görevler, ana sorunumuz denetimlerin yetersiz olması. Bu zemin etüt raporlarına çok önem veriyoruz. Fakat belediyeler bunun üzerinde hemen hemen hiç durmuyor. Sel riski bulunan alanlarda yapılan dere ıslah çalışmaları da büyük önem arz ediyor. Yoğun yağış da var başladığı zaman sen bir kanal içerisine aldığın derenin yıllar boyunca oluşturduğu kendi alanını eğer gasp edersen dere de bu alanı geri almak isteyecek. Rize'de son 20 yılda sel nedeniyle 76 canın kaybedildiği belirtiliyor. Yara çok iyi sarıyoruz ama önemli olan bunu önceden engelleyebilmek.